Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ıntağıme ifadesine göz atacağız. Biz daha önceki derslerimizde ınhue ifadesini işlemiştik. Neydi? Dıktan sonra diye çeviriyorduk. Şunu yaptıktan sonra diye. Intağıme de aynı şekilde. Dıktan sonra. Tağım zaten sonra anlamına geliyor. Şunu yaptıktan sonra anlamına geliyor. Şimdi hemen örneklere geçelim. Şiksa hu çogum şugo nan taume. Hangugo sukceva yesibul hamyonso taumcu kevhegül sevotta. Şimdi burada yazım yanlışları var birazcık. Şiksa hu çogum ayrı ayrı yazılacak. Şiksa hu çogum. Sonra şugo ayrı. Nan da ayrı. Şugo nan taume. Hangugo sukceva yesibul hamyonso taumcu kevhegül. Burası ır olacak. Yani yukarıda çıkacak bu aşağıdaki yazı. Ayrı ayrı yazılmış. Evet. Ne diyor? Yemekten şıksa yemek yemek demek. Yemekten sonra biraz şugonan tağme. Şu da dinlenmek demek. Şugona da dinlendikten sonra gona da ifadesi dinlenmek gona dıktan sonra demekti. Dinlendikten Gonan tağımı dinlendikten sonra Hangugo sukceva Korece ödevini ve yesıp yesıp önceden çalışma demek. Yani ön çalışma demek. Hazırlık diyebiliriz. Korece ödevimi ve çalışmamı yaparak tağımcu Kevagır Seot'ta gelecek haftanın Kevagır Seu'da Seu'da plan yapmak demek. Gelecek haftanın planını yaptım. Planını hazırladım. Diğer örneğimiz Yocum'un Kongamır Viyeso İril Maçın Tağme Undongır Hamnida. Yocum son zamanlarda demekti. Son günlerde. Son günlerde sağlığım için Ir Viyeso'yu görmüştük. Şunun için demekti. Sağlığım için İşimi bitirdikten sonra iril maçı da bitirmek, sonlandırmak, tamamlamak anlamına geliyor. İşimi tamamladıktan sonra spor yaparım. Yapıyorum. Şiyomi gınnan tame tabır maço boğatta. Şurası boğatta olacak. Eksik yazmışım. Dersim bittikten sonra gınna da bitmek demek. Dersim bittikten Şihom sınav. Sınav bittikten sonra cevaplara bakıyorum. Macho Boat'ta kontrol etmek yani uygun mu karşılaştırmak demek. Macho Boat'ta uygun mu diye karşılaştırıyorum, bakıyorum, kontrol ediyorum şeklinde. Daha sonra Chia Kongang'ı viye ımşigır Tışın tağıme. Şurası tışın olacak. Tışı da. Tışın tağımenin gok yangçiciril haseyo. Diş sağlığı için, dişlerin sağlığı için yemekten sonra, yemeği yedikten sonra ımşigil tışı da yemek yemek demek. Yemeklerinizi yedikten sonra, yemeğinizi yedikten sonra tışı da saygılı bir ekti. Saygılı bir kelimeydi. Mokta'nın saygılı haliydi. Yemeğinizi yedikten sonra anlamına geliyor. Gok yangçiciril haseyo. Kesinlikle dişlerinizi fırçalayınız. Mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. Demek. Evet bu şekilde şöyle şöyle yaptıktan sonra diye çeviriyoruz. Fiillerden sonra kullanıyoruz. Fiil köküne ekliyoruz. Eğer fiilimiz ünlüyle fiil kökümüz ünlüyle bitiyorsa sadece ne'ye getiriyoruz? Ünsüzle bitiyorsa ın getiriyoruz. Mesela ne vardı? İlk örneğimize bakalım. Nasıl getirmişiz? Şugo nan nada şugo nada ünlüyle bittiği için aşağısına direkt ne yazıyoruz? Daha sonra maçı da yine ünlüyle bittiği için maçın oluyor.
Daha sonra gınna da gınnan oluyor ünlüyle bittiği için. Tışı da tışin oluyor. Daha yattığımız zaman fiilimizin kökü tışı ve ne ekliyoruz? Tışı da oluyor. Evet, bu şekilde. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.